Merhaba, ben Esin Kocakoş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere son zamanlarda çeyizlerde oldukça revaçta olan terlik torbası dikimi videosu hazırladım. Umarım keyifle izlersiniz. Kumaşımın yüksekliği 35, genişliği ise 50 santim, bitmiş hali 25'e 30 santim şeklinde olacak. Daha sonra bu şekilde ikiye katlayarak dikiş kısmını arka ortaya denk getireceğim. Yanlarda ve ön tarafta herhangi bir dikiş görünmeyecek. Şimdi yapmam gereken ise dört kenarını overlockla temizleyip dikişe hazırlamak. Overlock temizliğini yaptım. İkiye katlayarak dikilmesi gereken kenarı düz makineyle dikeceğim. Bu aşamada göz hizası alıyorum. Daha sonra orta kısmını belirlemek adına yapıyorum bunu. Ve arka orta kısmını dikiyorum. Başlangıç ve bitişlerde ileri geri yapmayı unutmayın. Sökülmesini istemiyoruz. Bu yüzden ileri geri işlemi bizim için önemli. Daha sonra ortadan ikiye katlayıp yerini belirliyoruz ve arka orta kısmı ön ortaya denk getirip dikişe hazırlıyorum. Yine başlangıç ve bitişte ileri geri işlemiyle sabitliyorum. Torbamız genel haliyle hazırlanmış oldu. Sonrasında dilerseniz tek kat, dilerseniz çift kat katlayarak kapatabilirsiniz benim gibi. Dilerseniz bu kısımda ağzını biye ile de temizleyebilirsiniz. İplerini temizledikten sonra makasın uç kısmından yardım alarak köşelerini içeri doğru ittiriyorum. Bunun sebebi ise sivrilik kısımlarının tam anlamıyla çıkartma istemem. İttirdikten sonra çeviriyorum ön yüzüne ve ağız kısmını katlayarak temizleyeceğim. Arka orta kısmından başlıyorum. İleri geri işleminin ön yüzünde görünmesini istemiyorum. Önce yarım santim, daha sonra bir santim katlayarak ağız dikişini tamamlıyorum. Daha sonra dantelimle dikişi temizleyeceğim. Hiç dikiş görünmesini istemiyorum. Dantelin yuvarlak yuvarlak kısımlarını dikişimi denk getirerek üst dikişinde görünmesini engellemiş oluyorum böylece. Çok daha temiz, sade bir görüntü elde etmiş oluyorum. Dantelleri uç uca denk getirip ileri geri işlemiyle kapatıyorum. Öncesinde de dikebilirdim fakat dikişin içinde kalmasını istemedim. Tam yuvarlak bir görüntü olmasını istedim. Bu yüzden bu şekilde dikmeyi tercih ettim. Yalnız ben bir şeyi unutuyorum burada. Kulpları öncesinde takarsanız daha güzel bir görüntü elde edersiniz. Ben daha sonra taktığım için yarım santimlik kısmından içeri ittirerek taktım. Dikişi biraz daha zor oldu. Sizler öncesinde yapmayı unutmayın. Görüntüde herhangi bir fark olmadı ama dediğim gibi dikişte zorlanırsınız. O yüzden ilk işleminiz kulpları takmak olsun burada. İki eşit parçada dantelimi kesiyorum ve kulp olarak kullanacağım. Kulbun büyüklüğü tamamen sizlere kalmış. Elinizin ayarı nasılsa, nasıl rahat tuttuğunuzu düşünüyorsanız o büyüklükte kesebilirsiniz. Ben de zaten göz hizasıyla kesimi yaptım. Dikmemi istediğim yerleri iğne ile belirleyip, işaretleyip daha sonra dikişimi yapıyorum. Ortadan ikiye katlayarak koyuyorum. Dantel kısmının uç kısma gelmesini istiyorum ve ileri geri işlemiyle sabitliyorum. Bu işlemi kulpların uçları için her defasında tekrarlayacağım.
terlik torbası dikimi bitti. Son olarak görüntüsü bu şekilde. Dilerseniz sizler süslemeyi istediğiniz kadar artırabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tüm videolarımdan anında haberdar olmak için zil işaretini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.